Selamun aleyküm hocam, hayırlı akşamlar demiş. Hocam size soru soracaktım. Kolumda yanık izi var. Affedersiniz, hınzır yağı sürüyorum. Caiz midir hocam demiş seyircimiz. Yani onu niye sürüyor bir kere? Şimdi bak, onu çoğaltmak lazım. Eğer o yanık izi, yani o tedavi amaçlı yapıyordur onu büyük ihtimal, ama o tedavi amaçlı kullanmış olduğu o şeyin alternatif varsa kesinlikle bir kere caiz değil. Bakın, caiz değil. Alternatifi varsa, yani oraya o yaranın iyileşmesiyle alakalı başka bir krem, başka bir bitkisel herhangi bir şey varsa bir kere caiz değil. Ha, hiçbir şekilde o yaranın düzelmesi, ki vardır ama bunu söyleyeyim ben yani. Bir kere zaten bu yaptı, doğru değil de. Hani ben şeyi anlatayım yine, teferruatını. Hiçbir şekilde o yaranın düzelmesiyle alakalı bir ilaç yok. Bir işte bitkisel yok, ilaç yok veya herhangi bir şey yok. O zaman deniliyor ki ihtiyaç kadar. O yaranın iyileşmesinin ihtiyacı kadar o hınzır etinin şeyini kullanabilir. Yoksa onun harici yine kullanamaz. Ama şu anda ben kesinlikle o yaranın düzelmesiyle alakalı, o yanığın, yaranın neyse, genel manada söyledim ben. Mutlaka başka bir krem, başka bir bitkisel vardır. Onun için onu kullanmasını tavsiye etmiyorum. Doğru değil yani. Evet hocam. Hocam peki mesela çok aç mesela bir kişi. Öyle durumlarda... Oldu ki ıssız bir yerde kaldı. Evet. Yemek bulamıyor değil mi? Haram olan bir şey yiyebiliyor. İhtiyaç kadar. Aynı. Hınzır eti buna misaldir. Fıkıhta da öyle geçer. Yani işte böyle helal olmayan, yani yenilmesi haram olan bir et bu durumlarda ne kadar yenir? O zaman deniliyor ki, yani öyle pirzola yaparak değil de böyle ihtiyaç kadar, ölmeyecek kadar, zaruret kadar deniliyor. Ondan yiyebilir. Ama o durumda, yoksa en ufak bir şeyde değil yani. Mesela belki biraz yürüyecek, belki biraz gidecek, o yemeği bulabilecek. O yani aç kalmayacak yemeği, bu o zaman caiz olmaz. O zaman da öyle bir şey çok mümkün değil hocam. Ya belki çok kırsal yerlerde olabilir şimdi. Yok da çok da şey demeyelim. Mesela öyle bir yerde kaldı ki bir ormanın içerisinde gidemiyor. Mesela bir hayvan var veya bir korkacağı bir şey var. Yağmur var, bir şey var. Ya gidemiyor. Ya gidecek ama gidemiyor, engel var. Veya bir yere kapandı, kısıldı, şöyle oldu, böyle oldu, gidemiyor. Ya biz yine şeyi bilelim de, o zaman deniliyor ki ihtiyaç kadar, zaruret kadar, ölmeyecek kadar o yemeyecek olan hayvanın etinden yiyebilir deniliyor.